Yalova Valisi Selim Cebiroğlu'nun geçtiğimiz hafta incelemelerde bulunmak için gittiği Termal Fen Lisesi'nde dershanede kıyafetlerini beğenmediği için azarlayarak sınıftan kovduğu öne sürülen öğretmen Halil Serkan Öz, kendisi için saygı yürüyüşü adı altında düzenlenen protesto yürüyüşünde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Bu olay tüm Türkiye'de geniş yankı buldu. Marmaris'te bir grup öğretmen dün Atatürk Meydanı'nda toplanarak meslektaşlarının başına gelen olayı kınayarak eylem yaptı. Yalova Valisi Selim Cebiroğlu istifaya çağrıldı. Protestoya Eğitimsen, Türk Eğitimsen ve Eğitim İş Sendikası'na üye öğretmenlerle Marmaris CHP kadın ve gençlik kadroları da katıldı. Öfkeli kalabalık Öz'ün fotoğrafıyla Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek basın açıklamasıyla tepkisini dile getirdi. Eğitimsen Marmaris sözcüsü Şule Karasu, öğretmenlik mesleğinin son yıllarda ayaklar altına alındığını belirterek bir açıklama yaptı. Tüm eğitim ve bilim emekçileri olarak acımızın büyük olduğunu hatırlatmak isteriz. Ancak bu acı vakti gelmiş bir ölümün acısı değil, aramızdan koparılan idealist bir öğretmenin acısıdır. Arkadaşımızın, meslektaşımızın, can yoldaşımızın acısıdır. Bugün biz eğitim emekçilerine düşen sorumluları teşhir etmektir. Halil Serkan öğretmenimiz için anıt yakmak zamanı değil, onurumuza sahip çıkma zamanıdır. Karasu, biz öğretmenler onurumuzu, şerefimizi ve namusumuzu kimseye çiğnetmeyiz. Acımız çok büyük, lakin bu acı vakti gelmiş bir ölümün acısı değil, aramızdan koparılan idealist bir öğretmen acısıdır. Biz kimseyi yas tutmaya çağırmıyoruz, dedi. Onurumuz, haklarımız ve emeğimiz için mücadele etmeye davet ediyoruz. Bu saldırıları bitirecek olan tek şey örgütlü gücümüz olacaktır. Ardından konuşan Türk Eğitimsen Marmaris temsilcisi Ali İhsan Bakan, valiye bir an önce görevden el çektirilmesi gerekiyor. Tüm öğretmenler olarak onurumuz ve şerefimiz için ortak mücadeleye devam edeceğiz. Valinin görevden alınması için herkesin yetkili kurumlara internet ortamından dilekçe göndermesini istiyoruz. Örgütlü mücadele yapıldığı sürece bu saldırılar son bulacaktır şeklinde konuştu. Eğitim İş Marmaris temsilcisi Yılmaz Güney de meslektaşlarının bir olmasını ve valinin görevden alınması için aralıklarla eylemlerin devam ettirilmesini istedi. Açıklamalar sonrası grup sessizce dağıldı.